Sevgili izleyiciler güne başlarken devam ediyor. Şunu belirtelim. Anayasa Komisyonu'nda görüşülen başkanlık meselesini birazdan konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa milletvekili Orhan Sarıbal bizlerle birlikte. Bizim gündemimizde aynı zamanda Türkiye'nin yeşil alanları, Türkiye'nin tarımı, tohumu gündemde olacak. Elbette bunlar konuşulmuyor ama çok ciddi problemler var. Ama bir yandan da ülkemizde rejim değiştiriliyor, oraya da odaklanacağız. Son dakika gelişmesine geçmeden önce şunu belirtelim. Dün akşam Anayasa Komisyonu 4.20'ye kadar çalıştı, sabaha kadar çalıştı, 11 madde geçirdiler. Bugün tamamlamak istiyor AKP. 19 maddeyi düşürdüler biliyorsunuz, 21 maddeydi. 19 maddeye eklemeler yapıldı, çıkarmalar yapıldı, 19 maddeye düşürüldü AKP. Ee, Problem nerede çıktı? Yedek vekillikte çıktı. İşin üzerine bakıyoruz. Hiç orada bir problem yok. Ne AKP'de, ne MHP'de. MHP'nin lideri Bahçeli'yi kastediyoruz tabii. MHP'de bir problem olduğu yansı yok kamuoyuna. Ama 4.20'ye kadar çalıştılar. Bugün de 14'te görüşmelere devam edecekler. Döneceğiz anayasa komisyonuna. Şunu belirtelim. Ahmet Şık gözaltında altında haberine demin sunduk. Son dakika gelişmesi olarak verdik. Ahmet Şık göz altında olduğunu kendi benim Twitter benim hesabından benim duyurdu. Ee, savcılığın talimatı üzerine güvenlik şubeye bağlı polislerce gözaltına alındığını söylemiş Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Barış Y arkadaşa Barış görüşebilmiş. Hakkında gözaltı kararı verildiği için Haseki Hastanesi'ne götürülmüş. Avukatının verdiği bilgiye göre suçlama örgüt propagandası. Bu suçlamaya mesnet ne? Eh, Ahmet Şık'ın aktardığına göre bir tweetinden, attığı bir tweetten dolayı örgüt suçlaması ile karşı karşıya bir süre önce kendisine yönelik olarak bir komplo kurulmaya çalışıldığını söylemiş ve e, Barış'ı arkadaş umuyoruz ki bu komplo gerçeğe dönüşmez diyor. Öncelikle Orhan Sarıbaldo sıcak gelişmeyle başlayalım isterseniz Ahmet Şık'ın e, gözaltı kararı, nihayetinde Türkiye artık hani hemen her gün yeni gözaltılarla güne başlıyor o hal ortamı diyor. Ama bu bütünlüklü olarak bakıldığı zaman da bize başka bir şey gösteriyor herhalde. Teşekkür ederim. Öncelikle günaydın. Hoş geldiniz. Bugün sevgiler. sabah Sinop'ta bir trafik kazası var gerçekten. Tam sonucu belli olmakla beraber ne yazık ki yaşamını bir yetiren bir insanlarımız var. Başsağlığı diyor. diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Elbette Ahmet Şık sadece bir sonuç. Bu sonuçlara devam edeceğiz gibi görünüyor. Siyasal iktidar ve saray, AKP ve saray rejimi ne yazık ki kendisine muhalif olan kim varsa ama kim varsa hepsini bu alanı bu yaşamı dar etmek için elinden geleni yapıyor. Öncelikle yapmak istedikleri aslında şu. Biliyorsunuz basını bütün güçleriyle susturmak istiyorlar. Kendilerine göre bir havuz medyası oluşturdular ki medya artık çok önemli. Siz içindesiniz. En güçlü kitle iletişim aracı, toplumu yönlendirme aracı, topluma bilgi ulaştırma aracı. Bu anlamda ne kadar gazeteci varsa eğer AKP'nin ve sarayın değirmenine su taşımıyorsa Elbette suçludur. Elbette bunların cezalandırılması ya gazetecilik, lazım. gazetecilik gazetecilik yapmasını isteniyor yapmasın. çok açık Tabii. bir şekilde. Onlar sadece şunu istiyorlar. Sarayı çağ kaldıracak. <laughs> Özür dilerim. Saraya her türlü itibarı sağlayacak. Sarayın söylediklerini istedikleri gibi, istediği şekilde yorumlayacak ve onun lehine yorumlayacak bir anlayışta olan havuz medyası için her şey mübah, hatta kamu kaynakları mübah. Onun dışında her türlü basın, yayın Gazeteci, köşe yazarı, bilim insanı ne varsa ama ne varsa suçludur. O yüzden zaman zaman kendi kuvvetini, gücünü gösterip durun ha, ben buradayım. Eğer yapacağınız en ufak bir yanlışta sizi mahvederim anlayışı üzerinden sürdürülen bir düzen. Yani korkutma, sindirme. O ya, hal Ahmet bir sonucu diyorsunuz Ahmet yani işimize. Ahmet yapılmak işimizde. istenen aynen budur. Bu anlamda gerçekten bunu kınıyorum. Çünkü hani buradan şeye bağlamak lazım Semra Hanım. Bu şu aslında. Biraz, biraz sonra belki oraya geleceğiz ama bunun başkanlık sistemiyle de, getirmek istedikleri yapıyla da doğrudan ve doğrudan bir ilgisi, bir bağ var elbette. Şimdi oraya gelelim. Ee, gelmeden önce de bir iki cümle daha edeyim. 60 gündür Cumhuriyet Gazetesi yazarları evet, göz altında evet. e, yönetici ve yazarları hatta bir de karikatürist 55 gündür de iddianameyi bekliyorlar. Evet, Onu kartı, ifade evet. edelim. Hı -hı. Bugün aslı Erdoğan'la Necmi Alpay 132 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıkacak sevgili izleyiciler. Onu da belirtelim. Ve anayasa meselesine gelelim. Şimdi Türkiye'nin nasıl bir sisteme doğru evrildiğini bize zaten bu süreç gösteriyor. Gazetecilerin gazetecilerden başlandığı gibi düşünebilirsiniz. Gazetecilerin içinde bulunduğu süreç gösteriyor. Anayasa komisyonunda şunu belirtelim. 11 madde geçti. Başkanlık sistemine ilişkin en tartışmalı maddelerden biri de iptal edildi. O Cumhurbaşkanı'nın anayasa komisyonundaki tartışmalarından biriydi. İşte teklif ilk gündeme geldiğinden itibaren Cumhurbaşkanı'nın e, nereli olduğuna dair, Türkiye'de doğup doğmadığına dair bir tartışmaydı. Biz ondan değil ama birkaç köşe yazısından ben hani haberleri zaten veriyoruz. Az evvel gazetelerde de son durumu okuduk. Şimdi e, bağırta, bağırta anayasa yapmak diyor Emre Kongar. Birkaç cümle birkaç cümle köşe yazarlarından vurgular yapalım. Sohbete başlayalım anayasayla ilgili olarak. Emre Kongar'ın köşe yazısında Bağırta bağırta anayasa yapmak diye bahsettiği e, konu, yazdığı yazı sevgili izleyiciler geniş perspektifli bir yazı. Öncelikle bunu ifade edelim. E, gerçekten geniş perspektifli bir yazı. CHP'li Baba diktatör heveslerini görünce İnönü'nün değerini daha iyi anlıyoruz e, ifadesiyle gerçi gazetede dün de vurgulamıştı ama oradan e, Emre Kongar'a dönecek olursak e, geniş perspektif derken Türkiye Cumhuriyeti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan yola çıkarak varlığıyla, İsmet İnönü'nün varlığıyla, Türkiye'nin çok partili düzene geçişiyle vurguları var, ilgili vurguları var. Şimdi ülkenin anayasal yapısı Cumhuriyet'in bile gerisine götürülmek, orta çağ kalıntısı tek adam düzenine göre değiştirilmek isteniyor. Üstelik de bunun bağırta bağırta yapılacağı ilan ediliyor. Belki bu anayasa önerisi de her şeye karşın yine bağırta bağırta geçirilebilir. Ama herkes bilmelidir ki hiçbir ülke uzun zaman bağırta bağırta yönetilemez diyor Emre Kongar. Bekir Coşkun kaybettiklerimize vurgu yapıyor. Rengimiz turkuaz diyor. Hani en son sarayın e, güvenlik görevlilerinin üniformaları da değiştirildi ya ona vurgu yapıyor. Açıkça içki içemeyeceksiniz. Kısa etekle dışarı çıkamayacaksınız. Sofuların aklını bozan giysiler giyemeyeceksiniz, mahalle baskısı artacak, yılbaşında camlardaki ışıkları kaldıracaksınız, okullar da başladı bile yılbaşı kutlaması yok, hindi mindi yok, çam ağacı yok, opera bale yok, plaj yok, balo yok, oturup öyle zarsur tweet atmak da yok, facebook, instagram ağzınızı açamayacaksınız, görüşünüzü söyleyemeyeceksiniz, dolmuşta otobüste yüksek sesle rezilliklerle e, 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 rezillikleri eleştiremeyeceksiniz, gevezelik yok, devam ediyor avukatlar sizi savunamaz diyor. Gelelim. Faşizmi durduramazsınız çıkış yok. 23 Nisan'ın neyini kutlayacaksınız? 19 Mayıs'ın ne anlamı vardı? 29 Ekim neyin bayramıydı? Kırmızı beyaz rengi bile değiştirir. Türkiye'nin artık rengi turkuaz. Bu ülkenin demokratik güçleri, aydınları, akıllı, bilinci, yüreği ayağa kalkıp da bu tek adam rejimini durduramazsa söyleyin. Cumhuriyetimiz giderse Türkiye'den geriye ne kalır? Ne kalır? Evet Mehmet Yılmaz'da da sevgili izleyiciler Mehmet Yılmaz Hürriyet Gazetesi'nde de Darbecinin Başbakanlık kriz masasında ne işi vardı diye aslında başlamış e, yazısını ama meseleyi e, tam da şeye getirmiş. Cumhurbaşkanlığı sistemine getirmiş. AKP ve MHP'nin sistem değişikliği teklifi olarak ifade ettikleri o başkanlık rejim değişikliği konusunda Mehmet Yılmaz'ın yazısı şöyle noktalanıyor. Dün sormuştum, Erdoğan'ın ya da seçilecek bir başkasının anayasaya uyacağını garanti eden nedir? Ya Cumhurbaşkanı şimdiki gibi anayasayı çiğnemeyi gerekli görürse ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Çünkü anayasaya göre kanunla düzenlemesi gereken konularda bile kararname çıkarıp yürütebilir. Kafası kızarsa meclisi fesheder, kimse çıtını çıkaramaz. Bu sistem, doçent doktor Göztepe'nin bulduğu isim bu sisteme cuk oturuyor. Mutlaki Cumhurbaşkanlığı sistemi ifadesi. Yani aslında... Saray e, Osmanlı'yı çağrıştıran ki Osmanlı'da bile meşrutiyet uğraşlarına bakacak olursak aydınlanma uğraşına bakacak olursak ta oradan bile geriye götüren bizi yani ondan bile geriye götüren bir uğraş Evet Orhan Bey e, geceli gündüzlü meclistesiniz e, bu taslakla ilgili bugün Oysa çok net bir şekilde yapmak istedikleri şey belli Bugün bu işi bitirmek istiyorlar 19 evet. maddenin tamamı 19'a düşürüldü madde sayısı tamamını geçirmek istiyorlar ne olacak böyle Mesele şu aslında biliyorsunuz 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde Fethullah Gülen cemaatiyle birlikte kafalarında aslında diktatöryal, faşizan ve gerici bir devlet yapılanması vardı. Yaşadığımız süreçte bunu çok net bir şekilde görüyorduk. Özellikle de Cumhurbaşkanlığı halk seçiminden sonra, Cumhurbaşkanlığı sürecinden sonra Tayyip Erdoğan kafasının arkasındaki bütün ajandayı dökmeye başladı. Yani yapmak istediği tek şey var, o Büyük Orta Doğu Projesi adı altında kendisini Orta Doğu'da biçilen hala o gömlekten vazgeçmiş değil. Kendini buranın, bu coğrafyanın padişahı kralı görmek istiyor. Ama bu da yetmez. Bunun devamında kendisiyle beraber ailesini bir saltanata dönüştürmek, ölünceye kadar iktidarda kalmak, bugüne kadar bu ülkede yaşanan bu coğrafyada hatta sadece bu coğrafyada değil, Orta Doğu coğrafyasında yaşanan o bütün sorunlara karşı ne topluma, ne ülkeye, ne hukuka hesap vermemek. Aslında yaptığı bu. Kendini garantiye alıyor aslında Tayyip Erdoğan. 17-25 Aralık'ın hesabını vermiyor. Fethullah Gülen cemaati girişimi 15 Temmuz'un hesabını vermiyor. Tam tersi 15 Temmuz darbe girişiminden dolayı o hal kanunu gerekçesiyle kanun hükmünde kararnamelerle ortalığı yakıp yıkıyor. Ve öyle Biz bir ne ortamda, yapacağız Orhan Bey? Biz ne yapacağız? Öyle bir ortamda da bir başkanlık değişimi, adı başkanlık değil. Evet, birçok isim söylenebilir ama şu var. Tayyip Erdoğan'ın fiziğine, Tayyip Erdoğan'ın kimyasına, Tayyip Erdoğan'ın kafasındakilerine göre planlanmış bir model bu. Adı yok. Dünyada bir benzeri yok. Biz ne yapacağız? Öncelikle direneceğiz. Biz mecliste sonuna kadar direneceğiz. Hem komisyon sürecinde bugün yaptığımız bu, aynı zamanda Meclisteki oylamalar ve görüşmeler sırasında <laughs> yine yetmez. Bunun dışında eğer 330 alırlarsa ki biz alabileceklerine inanmıyoruz. AKP'nin içerisinde sağduyulu insanların olduğunu düşünüyoruz. MHP tabanı çok rahatsız. İnanılmaz rahatsız MHP'nin tabanı. Milletvekilleri de rahatsız. Komisyonda sessizler zaten. Komisyonda zaten 1 ve iki arkadaşla bulunuyorlar bir kişiyle bulunuyorlar. O da zaman zaman inanılmaz rahatsızlık duyup dışarı çıkıyor. Ama bir savunma mekanizması geliştirilmiş. Devlet Bahçeli üzerinden verilmiş bir söz var. O söz üzerinden ona riayet etmek için bir direniş sergiliyorlar. Oysa taban rahatsız, kendileri de rahatsız. AKP'nin içi de rahatsız. Onlar da rahatsızlar. Çünkü biliyorlar ki bu iş gerçekten bir baskıcı, bir faşizan, bir totaliter, bir artık yaşanmaz ülkeye doğru gidiyor bir Orta Doğu bataklığına sürüklenmiş bir ülkede tek başına güçler ayrılığını, bütün her şeyi elinde tutan, hegomanya kuran, yargıya, yasaya, yürütmeye, basına, toplumun her alanına müdahale eden bir başkanlık modeli. Adı da hani başkanlık modeli de demek anlayış Recep Tayyip Erdoğan modeli. Recep Tayyip Erdoğan devleti, Recep Tayyip Erdoğan hükümeti, Recep Tayyip Erdoğan anlayışı hüküm sürecek. Elbette buna karşı biz de direneceğiz. Elbette buna karşı biz de sonuna kadar direneceğiz. Ama dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir modelle gidiyorlar. Bu baskı ve faşizanlık zaten komisyonda kendini gösterdi. Artık zaten yeni yıl e, geliyor bu arada. Yeni yıl evet. gelirken elimizde koca bir bombayla yeni yıla girmiş oluyoruz. Evet, aynen e, öyle. Direneceğiz diyorsunuz. Önümüzdeki hafta zaten o gelişmeleri meclis genel kuruluna eğer geçer e, referanduma geçip geçmeyeceğini görmüş olacağız. Şimdi e, zamanı verimli kullanayım. Evet. Ülkemizin sorunları çok büyük ve biz bu sorunları maalesef konuşamıyoruz. Onlardan biri orman, yeşil alan, e, tarım, çiftçiler, e, yaşam alanlarımız sevgili izleyiciler fırsat bulamadığımız konular bunlar. Bugün Bodrum'da Bodrumlularla gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin dört bir yanından uzmanların katılacağı Türkiye'deki ormancılık politikaları çalıştayı gerçekleşecek. Ve Türkiye'nin Rize'sinde, Artvin'inde, Yırca'sında biliyorsunuz zeytinliklerin yok edilişini. İstanbul'unda işte Türkiye'nin dört bir yanında yeşil alanların yok edildiğini biliyoruz. Mehmet Sapan'ın hazırladığı dosyayı izleyelim. Talan devam ediyor. Zihniyet aynı zihniyet geziyi hatırlattık çünkü üç ağaç içinde yitirdiklerimiz var ve biz e, öyle başladık. Üç ağaç duyarlılığıyla yani çevre duyarlılığıyla başlandı. Bambaşka bir yere evrildi ama zihniyet aynı zihniyet. Mehmet Sapan neler hazırlamış izleyelim. 2013 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine onurlu bir yurttaş direnişi olarak geçen Haziran direnişine başlatan 3 ağaçtı. Aksim Gezi Parkı ile alakalı olarak bazı eylemler, bazı gösteriler yapılıyor. Gerekçe ne? Bir, ağaçlar kesiliyor. o tarihi kışlayı yapacağız. Oysa milyonları sokağa döken AKP iktidarının uygulamalarına her alanda duyulan tepkilerin birleşerek sele dönüşmesini sağlayan sadece üç ağacı koruma arzusuydu. Görülüyor ki zihniyet değişmedi. Uzun zamandır ülkemizde yapılan binaların betonun ve demirin soğukluğuna mahkum edilmesinin üzüntüsünü yaşıyorum. Çocuklarımız toprağın yeşiline ve gökyüzünün maviliğine hasret bir şekilde büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde AVM açılışında kullandı bu ifadeleri. AKP zihniyetindeki çelişkileri gözler önüne seren bu sözler Türkiye'de yeşil alanların AKP eliyle hızla yok edildiği gerçeğinin üzerine örtemiyor. AKP iktidara geldiği günden beri ülke genelinde rant için çok sayıda yeşil ve ormanlık alan katledildi. İstanbul'da 3. Köprü ve 3. Havalimanı projeleri ise en son örneği. Aksi yönde verilen raporlara ve kamuoyundan yükselen tepkilere rağmen ranttan vazgeçmeyen AKP hükümeti projeleri sürdürerek yeşil alanları yok etmeyi sürdürüyor. Projelerin yapıldığı bölgelerin sadece birkaç yıllar arayla çekilen uydu görüntüleri bile doğa katliamını gözler önüne seriyor. Milyarlarca liralık rantın döndüğü sadece bu iki projede bile yeşil alanların ne şekilde yok edildiğini ortaya çıkarıyor. Ormanlık alanlara verilen çeşitli izinler nedeniyle üzerinde çalışma yapılan ve tahrip edilen alan miktarlarındaki artışta dikkat çekiyor. Orman sayılan alanlarda 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 16, 17 ve 18. maddelerine göre verilen izinlerle büyük miktarda ormanlık alan kullanımı açıldı. 2012 yılında 4 milyar 233 milyon metrekareye ulaşan ormanlık alan miktarı 2013'te 4 milyar 675 milyona çıkarken bu rakam 2014 yılında 4 milyar 811 milyonu görüyor. AKP'nin yargı kararları üzerindeki baskıların iyiden iyi arttırdığı 2015'te ise rekor bir artış yaşanıyor ve izinle çeşitli amaçlar için kullanıma açılan ormanlık alan miktarı 5 milyar 457 milyon metrekareyi geçiyor. Yeşile, doğaya, toprağına, suyuna sahip çıkanınsa karşılaştığı muamele değişmiyor. Evet, bu ülkede her şey rant için mi? Yani her şey para mı, değil mi? Bu soru gündeme geliyor. Orhan Bey e, şimdi e, eskiden orman köylüsü vardı. Orman köylüsü ormana bakardı. İşte orman arazileri orman vasfını yitirmişse işte e, yeniden ormanlaştırma ya da işte tarla yapma gibi şeyler olurdu. Ama şimdi bakıyoruz ki böyle şeyler olmuyor bu ülkede. Orman vasfını yitirmiş yerlerde AVM'ler, oteller, evet. e, lüks konutlar yükseliyor. E, ya da işte e, yeni bir e, projelendirmeler vesaireler yapılıyor, başka şeyler oluyor. Ne oluyor Türkiye'de bu anlamda? Şöyle söyleyeyim. E Biraz önce bahsettiğimiz başkanlık sistemiyle bunlar arasında bir fark yok. Hı -hı. Gerekçe şu. Despot mu? Despot ve kapitalist. Emperyal ve sömürücü. Adı bu. Eğer siz kendi üretim kaynaklarınızı oluşturamazsanız, eğer siz gerçekten bir kalkınma modeli yaratamazsanız üretimden dolayı, kendi özül koşullarınızı yani varsalıklarınızı havanızı, suyunuzu, toprağınızı değerlendiremezseniz, üretime döndüremezseniz yapacağınız tek şey var. Ağacına Deresine, suyuna, havasına kadar hepsini sömürmek. Sonuna kadar kendiniz ve yabancılarla, maden ocaklarıyla mesela ormanlıklarımız bitiyor. Maden yasası bu ülkenin böğrüne saplanmış en büyük hançerdir. Maden yasası. Çok uğraştık, çok anlattık. Ne yazık ki geçirdiler. Maden yasası çok önemli. Enerji. Hatırlarsınız Damat Enerji Bakanı hı hı. son noktaya kadar var olan bütün enerji kaynaklarımızı kullanacağız dedi. Mesela kömüründen, suyundan, rüzgarından. Bununla eğer siz bu şu demektir. Siz kalkınma modelinizi enerji üzerine kurmuşsunuz demektir. Enerjiye göre bir model gerektirmiş, yürütüyorsunuz demektir. Bunun üzerinden gittiğinizde elbette ya petrole para vereceksiniz ya doğalgaza para vereceksiniz ya da kendi doğanızı tahrip edeceksiniz. Olan da bu diyorsunuz. Kendi şu anda yapılan. Tahrip ediliyor. Ama bunu yaparken de ben ve arkadaşlarım cebimizi dolduracağız. Ama mesela bu orman çalıştayının iki yönü var. Bir bu ülkedeki orman varlıklarının kime satıldığı, iki, bu orman varlıkları kim tarafından nasıl kullanılıyor, üç, buranın gerçek sahibi köylüler, orman köylüleri ne durumda? Önce buradan başlamak istiyorum. Bu ülkede hala, hala 19 bin ile 20 bin orman köylüsü var yerleşip kalan ve 7-7,5 milyon insan yaşıyor buralarda. Bu insanlar kim biliyor musunuz? Bu ülkenin en düşük gelirli kesimi. Yani 10 bin dolar geliri olduğunu söylüyorlar bu toplumun kişi başına. Yüksek gelire ulaştık. Evet, ama, ama, Tarım, ama tarım kesimi 3400 dolar seviyesinde ama onun içindeki orman köylüsü ne yazık ki bin 1500 dolar seviyesi. En düşük seviyede. En yoksul bunlar. Birçoğu hala televizyon kullanmıyor bunların. Hala hiçbir aracı yok bu insanların. Bu toplumun en yoksul kesimleri ve bunların ayakta durması devletin Onları desteklemesiyle bellidir. Ormanların da ayakta kalmasını evet, sağlayandır ormanların aslında. Ormanların da ayakta kalmasının sebebi bu insanlardı. Çünkü bunlar oradaki gelen kaynaklarla ağaç kesiyorlardı ormanın izniyle onları kaynak olarak kullanıyorlardı. Bir, iki, ormandaki o işleri kendileri yapıyordu. Üç, ormanda örneğin hayvan besliyorlardı, yayıyorlardı ama bunlar geldiler ormanda hayvan yasak dediler ama bir baktık ki Ormandan hayvanı çıkardılar ama insanı soktular, İnsan daha çok zarar veriyor. Tabii. Dikkat hayvan girmez yasak tabelaları vardı, ben de dikkat insan girmesin tabelaların yazılması gerektiğini düşünüyorum. Evet şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra siz e, hem orman köylüsü hem e, normalde e, köylümüz, çiftçimiz e, birkaç gündür tohum tartışması yapılıyor bu ülkede. Evet. Çok 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 büyük bir problemle karşı karşıya, onu konuşacağız kısa bir aradan sonra. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Orhan Sarıballa şimdi tohumculuk diye gündemimize düşen bu hafta manşetlere de geldi biliyorsunuz. Çiftçilerin temel problemlerinden birisi ama çok daha büyük bir noktaya doğru AKP hükümetinin getirdiği yasal düzenlemeler nedeniyle evrilecek olan sıkıntıya döneceğiz ama sıcak bir gelişme var. Bir son dakika haberi idi. Sinop'ta bir kaza var sevgili izleyiciler. Bir otobüs uçuruma yuvarlandı ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği ifade ediliyor. Ayrıntılara bakalım. Sinop'un Saraydüzü ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi. Sinop'un Saraydüzü ilçesi ile Çorum'un Kargı ilçesi arasında kaza meydana geldi. Sinop'a giden plaka ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen yolcu otobüsü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucunda uçuruma yuvarlandı. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye ulaşımda sıkıntılar yaşanırken 5 kişinin ilk belirlemelere göre Yaralandığı çok sayıda kişinin de 5 kişinin yaşamını yitirdiği çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade ediyor ajansa düşen haber. Dileriz daha fazla yaşamını yitirmiş insana ulaşılmasın. Yaralılar bir an önce sağlıklarına ulaşsın sevgili izleyiciler. Şimdi bu hafta yerel tohumlarla ilgili bir haber gündeme düşmüştü. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya çünkü Türkiye'nin yerel tohumları. Nasıl? Mesela Ayaş domatesi belki bir daha üretilemeyecek. Ya da işte Amasya elması belki bir daha olamayacak. Neden Orhan Bey? Şimdi bunu sizle e, tartışalım isteriz. Problem ne? Hükümetin gündeme getirdiği bu durum. E, niye kendi ürünlerimizi biz koruyamıyoruz da e, tekellere tohumculuğu veriyoruz da Ayaş domatesi bir daha üretemeyeceğiz? Neden? E, i̇ki ayağı var. Bir tanesi arası egemen şirketler artık nasıl bütün dünyayı idare ediyorlarsa bizim gibi az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri de idare ediyorlar. Bize dayatıyorlar. Ve her yaşadığımız ekonomik kriz sonrası Dünya, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşlarla yaptığımız anlaşmaların tümünde bize bazı yaptırımlar yapıyorlar. Ve siz siyasal olarak da eğer bunlara bağımlı kalırsanız ne yazık ki sonuç bu. Ne demek istiyorum? Devlet ne yazık ki tarımda ve özellikle tohumda egemendi ne zaman 1980'lere kadar. Hı hı. 1980'den sonra tohum artık dünya pazarına açıldı. Devletin egemenliği azaldı. Oysa tohumun yüzde yüzünü bizim ülkemiz devlet aracılığıyla üretim işletmelerinde, kendi kamu kurumlarında üretiliyordu. Hem girdi maliyetlerini hem de fiyatını kendisi belirliyordu. 80'den sonra bu özel sektöre geçti ama asıl 2006 yılında 5553 sayılı kanunla AKP iktidarı tohumda yeni bir kanun yaptı. O kanunla tohumdaki fiyat belirleme, üretim belirleme olanaklarını Tohumcular Birliği denen bir yapıya dönüştürdü. Bu yapı kim? Yerli şirketler, birkaç tane ama ağırlıklı olan yabancı şirketler. Dünyanın en büyük şirketleri. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya, Tröst Fransa, yani. Tröster. Yani Monsanto, Syngenta, Sincenta, BISF, Dünyanın en büyük şirketleri. Yani Ayaş'taki domatesini mücadele edebileceği bir yapı evet. değil bu. Ve orada şöyle bir şey yaptı. Dedi ki toplu, tohumda tescil ve sertifikalandırma getirdi. Bunu da Tohumcular Birliği'ne bıraktı. Kendisi sadece gözetim ve kontrol yapıyor. Daha sonra bu bu hale geldi ve 2018 itibarıyla Bakan da yaptı bu açıklamayı da çok açık bir şekilde söyledi. Dedi ki tescilli ve sertifikalı olmayan tohumları desteklemiyoruz dedi. Aslında adı şu, biz artık yerel köylü, küçük köylü, küçük çiftçi, bir, kendi tohumunu ekip satmakta zorlanacak, satamayacak. İki, kendi, kendisine ait olan o tohumu komşusuna veremeyecek mesela. Üç, o yerel lezzetli, o harika, o gerçekten uyumlu tohumu biz artık bulamayacağız. Bir tohumda üç şey ararız. Bir, tohum verimli olmalıdır. Yani çok verim vermelidir. İki, hastalık ve zararlara dayanıklı olmalıdır. Üç, o bölgenin toprağına, suyuna, havasına uyumlu olmalıdır. Bu aynen şunu tarif ediyor. Siz o bölgenin tohumunu kullanmalısınız der. Elbette tohumlarımızın tümü dört dörtlük değildir. Ama ıslah dediğimiz bilim insanları tarafından yapılmış birçok şey var. Örnek mi? Örnek Osmancık pirinci Trakya bölgesinindir. Bu tohumu bizim üç tane bilim adamımız El etti ıslah çalışması yaptı ve Pirinç'te, Çeltik'te dekar verimi iki katına çıktı. Ve bölgemize uyumlu, Trakya'ya uyumlu, verimi İsteğince çok yüksek. İsteyince oluyor yani. İsteyince oluyor ten... ama siyasal iktidarın böyle bir derdi yok. Hı hı. Küçük köylü ölsün bir kere. Zaten yaptıkları bütün model bu. Küçük köylü yok olsun. Sonuçta bu kentlerdeki yığın, faroşlardaki insanlar nereden geldi Semra Hanım? Hepsi köylerden geldi. Biraz önce orman köylüsünü örnek verdik. İşte ovadaki köylüler de geldi bıraktılar tarımı. Neden? Girdiler çok yüksek. Dünyanın en pahalı mazotunu öyle kullanabilirseniz siz tarımda bir gelir elde edebilir misiniz? Örneğin anayasanızda çıkarmış olduğunuz yüzde birin altında olmayacak demişsiniz gayri safi milli hasılanın destek. Ama ne yazık ki yarısını bile vermiyorsunuz. Örneğin, Ama arada birileri kazanıyor. <laughs> elbette aracılar kazanıyor. Hı hı. Zaten köylü aynen şöyle buğdayını yetiştiriyor. Hasata geliyor. Ondan sonra şiştirenini tarlanın başına koyuyor. Yarısını ilaç, gübre şirketleri almış, yarısını tohum firmasına almış, yarısını diğer girdiler almış. Ne yazık ki bizim çiftçilerin de sadece yabası kalmış görünüyor. Peki ne yapacağız? <laughs> hani hükümete de yol gösterelim isterim. Hani sonuçta belli ki umursamıyorlar ya da bilmiyorlar bir şekilde bu işin içinden çıkamayacaklar. Biz en azından yol göstermiş olalım. Ne olması gerektiğini çiftçilerimizle beraber herhalde siz de o işin içinde olduğunuz için gayet net ifade edebilirsiniz. Çok açık. Net bir şekilde tarımı destekleyeceğiz. Faizciye vereceğimiz ücreti ne yazık ki köylüye vereceğiz. Birincisi bu. iki. Hemen mazottan ÖTV'yi, KDV'yi kaldıracağız. Üç, sürdürülebilir, esnek, dinamik bir destekleme modeli yaratacağız. Sonuçta karı, buzu, doluyu hepimiz biliyoruz. Bir gerçek. Afetlere karşı çiftçiyi koruyacağız. Dört, mutlaka üretene destekleyeceğiz. Bir üretim fiyatı var, bir üretim maliyeti var. O üretim maliyetinin altında bir destekle modelini kabul etmemiz mümkün değil. Beş, aracıları hemen sistemden dışarı çıkaracağız. Çünkü aracılar kazanıyor. Çiftçinin elması dalında 30 kuruş ne yazık ki lüks markette 2 lira. Yüzde 500 fark olur mu efendim? Ya, vatandaş da zarar ediyor burada pahalı yiyip, e, üreten fark olur mu? de zarar ediyor. Bir türlü çözemiyoruz evet. ama bunu. Üç, çok önemli, çiftçi örgütleyeceğiz. Kooperatif ve birlik. Dünyada bugün bütün tarım birlik ve kooperatifler üzerinden yürümektedir. Örgütlemek zorundayız ve desteklemeleri de onun üzerinden götürmek zorundayız. Bu olmazsa olmaz temel kuralımız. Ve tabii ki en önemlisi üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar her noktada fiyatlar arasındaki farklılığı bu kooperatifler bu birlikler aracılığıyla sürdüreceğiz ama en önemlisi bu ülkenin kendi özgül koşullarına göre bu ülkenin havasına bu ülkenin toprağına bu ülkesin üretim modeline göre bir üretim planlaması yapacağız. Arz talep üzerinde değil. Hı hı. Bu sene çok üretip seneye az üretip onun parasının çok olması meselesi üzerinden değil, gerçekten toplumun temel ihtiyaçları üzerinden. Bunun da adı şu. Gıda egemenliği ve gıda güvenliği. Gıda egemenliği ne demek biliyor musunuz? Eğer toprağınız, eğer suyunuz, eğer ikliminiz müsaitse, bu ülkede bugün yetişen 80, yaşayan 80 milyon insan, yarın belki 90 milyon insanın karnını doyuracak stratejik ürünleri burada yetiştireceksiniz. Ne demek istiyoruz? Kırmızı eti yurt dışından almayacaksınız örneğin. Buğdayı dışarıdan almayacaksınız. Mısır'ı yurt dışından almayacaksınız. E, Ayçiçeğini buradan burada üreteceksiniz. <laughs> Buna biz gıda egemenliği diyoruz. Bu gerçek bağımsızlıktır. Ama ne yazık ki bu ülkenin toprağının bugün %30'u satılmıştır. Yerli işbirlikçilere yabancılara satılmıştır. Kol geziyor yabancılar ve ne yazık ki çiftçi sattığı arazide kiracı olarak durmaktadır. Kiracı olarak arazi kendisine ait değil. Ne yazık ki bu durumdayız. Çok vahim. Yüzde e, <laughs> yani gerçekten e, verdiğiniz rakam beni dehşete düşürüyor. Yüzde yetmiş mi bize kaldı yani? O yüzde de de zaten üstünde çeşitli işte madenler, şunlar, bunlar, AVM'ler, oteller vesaireler falanlar filanlar tarım alanları gittikçe azalıyor anladığım kadarıyla. E bu durumda önümüzdeki süreçte küresel iklim değişiklikleriyle beraber gıda sıkıntısı yaşanacağını da vurgulayan uzun perspektifli değerlendirmeler <laughs> var. Burada hani Türkiye'nin o zaman hiçbir önlem almadığı gibi daha da kötüye gittiğini anlıyorum ben sizinle. Çok doğru çünkü Türkiye. 2019 yılı sonuna kadar bu küresel e, iklim değişikliği meselesi üzerinden dünyaya şu garantörlüğü vermiş durumda, şu taahhütte bulunuyor. 80'in üzerinde termik santral açacağım diyor, kömüre dayalı bunlar. Bu demektir ki yeni bir iklim değişikliği, bu demektir ki yeniden orman talanı, bu demektir ki yeni tarım talanı. Ama bunun karşılığında dünyayı en çok kirleten ülkelerden biri olacağız. Eğer dediklerini yaparlarsa, 2019'un sonuna kadar bu ülke Çin, Hindistan ve Amerika'dan sonra dünyayı en çok kirleten üçüncü, dördüncü ülke olacak. Ama bu bir çok önemli bir şey söylediniz. Şu anda en yüksek ithalatı hangi alanda yapıyoruz? Enerji alanında. Eğer bu tempoyla gidersek en büyük ithalatı tarımda yapacağız. Bu çok açık ama şunu görmek zorundayız. Her zaman istediğimizi bulamayız. Hatırlayınız bundan birkaç yıl önceydi. Buğday sorunu yaşadığımızda Ukrayna ihracatını kesti benim dedi buğday stoklarım bana yeter. İhraç etmiyorum dedi. Ve siz başka yerlerden buğday bulmak zorunda kaldınız. Hı hı. Buğday bulmak zorunda kaldık. İşte biliyorsunuz bir milli tarım projesi olarak falan getirdikleri bir model var. Kesinlikle içi boş bir model. 2002'nin sonunda başlayan AKP'de tarımda çöküş projesinin yeni bir halkasıdır o. En büyük çöküş projesidir. Çünkü 941 havza diye bir havza olmaz. 941 olsa olsa bir ilçe modelidir. İlçeyi desteklersiniz. Adana'da buğdaya yaptığınız destekle Karadeniz'de buğday yaptığınız desteğin hiçbir karşılığı yoktur. Adana'da verimden 800 kilo, 1000 kilo alırsınız. Karadeniz'de 150-200 kilo alırsınız. Tümüyle boş, tümüyle karşılıksız. İşte bütün bu olumsuzlukların karşılığını biliyor musunuz? Yeni getirmek istedikleri model aslında. Mecliste bunu tartışıyoruz. Ekonomi çökmüş. Ha hükümetin ekonomisi iyi, sarayın ekonomisi iyi. En büyük zırhlı araçlarla, en modern yapıyla korunuyor. Akrabalarının da durumu iyi. Müteahhitlerin de Cengiz, Kolin, hepsinin durumu iyi. Cerrah Tepe'den besleniyorlar. Kaz Dağları'ndan, Mumzur'dan. Bu ülkenin bütün zenginlikleri talan ederek besleniyorlar. Onların ekonomisi iyi. Bakanların, milletvekillerinin ekonomisi de iyi. Ama kötü olan halkın ekonomisi. İşte siyasal iktidar ve AKP rejimi yani saray rejimi bunu biliyor. Bundan sonra bu ülkeyi demokratik koşullarla yönetemeyeceklerini biliyorlar. Çünkü demokrasi Onun için başkanlık getiriyorlar. Her Aynen şey birbiriyle bu. bağlı diyorsunuz. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Yani bağladığınız noktada zaten o zihniyeti bize yansıtıyor. Çok net iki cümle söylemek isterim müsaade ederseniz. Süremiz bitti çok. Yaşanan bitti ya. bütün terör olayları, yaşanan dışarıdaki yanlış ilişkiler, yani dış politikanın çökmesi, ekonominin yerle bir olması, tarımar olması. Yani taşeronlaşma meselesi, orman köylüler, küçük köylüler, işsizler. Hepsi. Sağlık sorunları, eğitim sorunları, tümü artık diktatöryel bir yapının dışında bu ülkeyi normal koşullarla yönetme şansı yok. İşte o diktatöryel, faşizan, baskıcı, tek adam anlayışıyla bu ülkeyi zaptar hapta almak için bu modeli getiriyorlar. Yani kahrolsun faşizm, kahrolsun diktatörlük. Evet. <laughs> çok teşekkür ediyoruz Orhan Sarıbala bütün bu yaşadıklarımız aslında AKP'nin Türkiye'yi yönetememesi ve yarattığı sorunların bu kadar büyümesi nedeniyle başkanlıktan başka çareleri yok o despotizm yönetiminden başka çareleri yok diyor bu arada İstanbul Beylikdüzü'nde bir vinç devrilmiş ve trafik kapanmış sevgili izleyiciler bu uyarıyı da yapalım sizlere o bölgeden geçecek olan ya da geçmekte olan yurttaşlarımız için Beylikdüzü'nde trafik kapandı vinç devrilmesi sonucu onu da hatırlatmış olalım saat başında sıcak gelişmelerle karşı bizden ayrılmayın